Yeni Çıkanlar. Sevgili dostlar, Yeni Çıkanlar'da bugün üç dergiden söz edeceğiz efendim. Kitaplar zaman zaman misafirimiz oluyor. Bugün dergiler misafirimiz olsun. Mart sayılarıyla Moral Dergisi'nden, Esma ile Yaşamak Dergisi'nden ve Yeni Dünya Dergisi'nden söz açacağız sizlere. Yeni Dünya Dergisi Mart sayısı 21. yılında Yeni Dünya Dergisi ve 245. sayı olarak geldi. Aylık ilmi, fikri, aktüel dergi olarak hemen paylaşıyorum sizinle. Çok bilinmeyenli bir denklem, bu ateşler nasıl söner? Kapak konusu. Ve bu ayki sayıda Yeni Dünya Dergisi'nin Mart sayısında sevgili dostlar neler var? Şöyle bir bakıyorum efendim. Küresel buhran, ezeli hakikat ve ümmileştirici irfan. Yusuf Kaplan yazmış, güzel, uzunca bir çalışma. Ahmet Davutoğlu'yla bir röportaj var. Türk dış politikasının fay hatları ve Şangay İşbirliği Örgütü tartışmaları, Kadir Temiz'in çalışması. IMF'nin gücü, İdris Sarısoy'un yazısı. Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun mutat köşeleri var biliyorsunuz dergide. Ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin dair, Kur'an hakime dair özellikle yazıları var bu sayıda. En büyük vesile secde, yine bu sayının özel sayfalarından birisi. Yine bakıyorum şöyle bir Osmanlı'nın son cihan şümül siyasi aktörü II. Abdülhamit Han'a dair bir değerlendirme İsmail Çolak tarafından yapılmış. Profesör Doktor Ali Akpınar'ın bir yazısı var. Ötekilere karşı duruşumuz ve sorumluluklarımız. Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından ibret alacağımız örnek bir hayat olarak Profesör Doktor İsmail Yiğit'in bir çalışması yer alıyor bu ayki sayıda sevgili dostlar. Evet, biliyorsunuz Yeni Dünya Dergisi uzun süredir gayretle devam eden bir dergi. Gönül dünyanıza açılan kapı olarak özellikle lanse ediliyor. Ve çocuk dergisi Beyza ve hanımlar için de hanımefendi bir ek olarak devam ediyor. Bu sayıda da var. İlginize, bilginize sunduk efendim. Moral Dergisi'nin bu sayısı Mart ayı münasebetiyle özellikle yaşlılarımıza ayrılmış. Bunu hatırlatıyorum. Yuvamızın bereketi yaşlılarımız, bu ayki Mehmet Baksa Hoca tarafından çalışılmış bir kapak dosyası. Onu hatırlatalım. Aylık Kültürel Aile Dergisi olarak Moral Dergisi lanse ediliyor efendim. Ve Moral Dergisi'ne bakıyorum şöyle bir konuları, içindekileri şöyle bir hatırlayalım sizinle birlikte. Ömer Faruk Paksu editörü, bunu söyleyelim. Ve çekilmez anne baba mı yoksa rahmet davetçileri mi? Yardımcı doçent doktor Mehmet Ali Balkanlıoğlu'nun çalışması, özellikle yaşlı dosyasında yuvamızın bereketi yaşlılarımızı Mehmet Baksa hocamız yazmış. Doktor Kemal Aydın, yaşlının yeri huzur evi değil, huzurlu yaşadığı evidir diye bahsediyor. Ve Nurşen Şentürk'ün yazısı, Ömer Tuğrul İnançer ise yârimin bana mektubu diye okuyacaksın Kur'an'ı diye uzunca bir röportajla yer alıyor bu sayıda. Marangozun hayatındaki bereket, Ömer Faruk Paksu'nun yazısı. Yaşlılar aileye ne verir, evlatlarından ne bekler? Profesör Doktor Sefa Saygılı kaleme almış. Fazileti nerede aramalı? Kenan Demirtaş hocamızın çalışması. Reklamlardaki cinselliğe dair bir uyarıcı yazı Veli Sırım'dan geliyor. Reklamlardaki cinselliğe duyarsız kalmayın. Öte yandan İhsan Atasoy, Selim Gündüzalp, Haluk İmamoğlu ve bakıyorum Bircan Erden, Nurdan Semiz bu yazının yazarları, bu sayının yazarları arasında yer alıyor Moral Dergisi'nin Mart sayısı. Ve
Üçüncü dergi olarak yeni çıkanlarda yine Mart sayısıyla Esma ile Yaşamak dergisi var sevgili dostlar. Aylık Esma-i Hüsna dergisi ikinci yılında 14. sayısında şu anda. Çok temiz ve güzel bir baskıyla karşımızda. Şimdi ve daima sesini secdeye indir, sözünü kıbleye çevir kapak konusu. Genel Yayın Yönetmeni Senayi Demirci derginin Esma ile Yaşamak dergisinin internet sayfasında da bakabilirsiniz sevgili dostlar, ayrıntılarını bulabilirsiniz ve abonelik sistemiyle çalıştığını hatırlıyorum. Bu sayının yazarları kimler? Söz ağacı var: Gökhan Özcan, Ahmet Turgut, Muzaffer Serkan, İbrahim Tenekeci, Ali Ural, Alper Gencer söz ağacında yer almışlar. İlk Aşkın Sonbaharı, Taze Sevinçler Ülkesi yine bir başka çalışma. Esma şiiri var, Sabur ismi bu ayda konuk. Ve Anın Esaretinden Kurtulmak bir başka çalışma. Şöyle yazarlarıyla da birlikte söylemek için içine hemen bakıyorum sevgili dostlar. Neşe Kutlutaş'ın mesela çok güzel bir yazısı var. Allah'a güzel bir rüya anlatmak için diye. Hayatı Esma-i Hüsna penceresinden nasıl anlatabiliriz? Yazılar bu minvalde biliyorsunuz. Hüznün ömre bakan, akan yüzü Zeynep Beydilli'nin yazısı. Öte yandan bakıyorum yine Zilzal Alarmı. Bu yere yerleşemezsin Ayşegül'ün Zilzal suresine dair tefekkür içeren bir yazısı. Yine güzeli gören, güzeli güzel gören hiç güzelleşmez mi? Melahat Adiner'in Esma Mektupları içinde yer alıyor. Merhamet Çağrı, Hilal Uyanık'ın yazısı. Ve sanatçının Rabbini sorgulamış Ahmet Turgut güzel bir, yine Esma'ya açılan bir pencere oluşturmuş. Bunu da hatırlatıyoruz efendim. Evet, Esma ile Yaşamak dergisi, Moral dergisi ve Yeni Dünya dergisi Mart sayılarıyla bugün misafirlerimizdi. Bilginize sunduk ve ayrıntıları, okumaları sizlere havale ettik. Annesinden destur aldı durmadı. Annesinden destur aldı durmadı. Kabe yollarını geçti boyladı.
boyladı. Vardı ol Resulü evde bulmadı. Vardı ol Resulü evde bulmadı. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen illerinde Veysel Karani. Veysel Karani, Yemen illerinde Veysel Karani. Bir gün bir adam koşarak Hazreti Süleyman'ın huzuruna giriyor. Yüzü sararmış, dudakları morarmış ve tir tir titriyor. Adamın bu halini gören Hazreti Süleyman soruyor. Sana ne oldu? Nedir bu halin? Adam soluk soluğa cevap veriyor. Çarşıda Azrail'i gördüm. Bana çok tuhaf bir bakışla baktı. İçime tarifi kabil olmayan bir korku düştü. Sizin adalet kapınıza sığındım. Bunun üzerine Hazreti Süleyman, "Peki şimdi benden ne istiyorsun?" diye soruyor. Adam, "Ey adaletli padişah, rüzgara emret, beni Hindistan'a götürsün. Belki oraya gidince Azrail'in hışmından canımı kurtarır, içimdeki bu korkudan kurtulurum." Hazreti Süleyman rüzgara emrediyor. Rüzgar da adamı Hindistan'da bir adaya götürüyor. Ertesi gün Hazreti Süleyman divan vakti halkı kabule başlayınca Azrail çıka geliyor. Hazreti Süleyman bir gün önce olanları ve adamı hatırlayıp soruyor. Dün bana bir adam geldi, senin çarşıda kendisine hışımla baktığını söyledi. Neden adama öyle davrandın? Azrail aleyhisselam cevap veriyor. Ey büyük padişah, ben o adama hışımla bakmadım. Onu görünce şaşırdım. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin bana, git falan kulumun canını Hindistan'da al buyurmuştu. Adamı Kudüs'te görünce şaşırdım. Bu adamın 100 tane kanadı olsa yine de Hindistan'a gidemez diye düşündüm. O yüzden kendisine hayretle baktım. Fakat Hindistan'a gidince gördüm ki adam gerçekten orada. Efendim altı çizili satırlarda altı çizili bazı satırları paylaşarak programımızda veda edelim siz sevgili dostlarımıza. Konfüçyüs'ten bir hatırlatma dostlar. Bir insanın bilgisi yetse bile, onu taşıyacak erdemi yoksa, neyi kazanırsa kazansın, sonunda her şeyi yitirir. Charles Bukowski, kuşkusuz ki en büyük ön yargı, etrafımızdaki herkesi insan sanmamızdır der. Ve altı çizili son satırımız bugün için Barış Manço'dan olsun. İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Müzik.
hayırlı, güzel, bereketli, tatlı dilli bir ömür ve gün diliyoruz sevgili dostlar, ekip arkadaşlarımızla birlikte. Bugünlük Allah'a ısmarladık efendim. Derdinden kibrit oldum, nidem.